Bebeğim, biraz önce gördüğün gibi sana mükemmel bir yüzme örneği gösterdim. Şimdi sıra sende. Hazırsan başlayalım. Bir, iki, üç. Ay! Levent, ne yapıyorsun? Ambiyans bebeğim, ambiyans yaratıyorum. Seni havaya sokmaya çalışıyorum. Çünkü biliyorsun ki ben seni havaya sokmayı çok seviyorum. Atmosfer bebeğim, atmosfer. Havuçluk ekim, her şeyin başı atmosfer. Ne bu hal bebeğim? Yoksa sen bana güvenmiyor musun? Seni itecek değilim ya. Güvenmiyorum Levent. Göcek'te yaptığını da unutmuş değilim. Ne yapmışım ben sana Göcek'te? Denize ittin, ne yapacaksın daha? Ama hayatım, bir dakika. Şimdi sen havuzlu ev almışsın ki. Yüzme bilmiyorsun, sudan korkuyorsun. Niye havuzlu ev aldın? Bu ne saçmalık? Benden ne bekliyorsun? Ben de insanım. Sandım ki yüzme biliyorsun. İtivermişim seni öyle şakadan. Ne olmuş yani? Ne alakası var ya? Saçmalamaz mısın lütfen? Ben mi saçmalıyorum? Evet, sen saçmalıyorsun. Ayşe, sen bana yüzme öğretir misin ya? Küçücük çocuğa rezil olacağım. Tamam, tamam. Sakin. Şimdi havuçluk ekim. Yüzmenin ilk şartı yüzme bildiğini unutmaktır. Sen yüzme bilmiyorsun şimdi. Tam öyle düşün. Bilmiyorsun. Zaten biliyorsun. Tamam mı? İkincisi nefes. Onları birazdan sana göstereceğim. Üçüncüsü stiller. Stil çok önemli. Stilin yoksa bir hiçsin bu hayatta. Şimdi nedir bu stil? Bir, çivileme. İki, balıklama. Üç, köpekleme. Dört, kurbağalama. Beş, kelebekleme. Hep hayvanlar üzerinden gidiyoruz. Hayvanlarla yani öğreniyoruz yüzmeyi. Tamam mı? Şimdi ben sana çivileme atlıyorum. Hazır mısın? Hazır. Hop! Ha! Ya bu su çok soğuk ama Cansucuğum. Ama olmaz ki, bunun bir düğmesi var. Isıyı ayarlıyorsun. Hadi sen yapamadın. Apartman görevlisini ara gelsin. Aidat veriyorsun o kadar. Çünkü ben yüzüyorum değil mi Levent? Aa, olmadı. Bu da çok saçma oldu şimdi. Neyse. Gördüğün gibi çivi gibi atladım suyu. Çünkü ben de çakı gibi adamım. Bu benim espriler beni öldürecek ya. Her neyse. Şimdi nefes nasıl alacağız? Nefes alıyoruz. Gördün mü? Adeta bir goril gibi. Goril gibi. Yüzen goril. Evet. Hadi bebeğim. Sıra sende. Lütfen git. Şakalar makalar yok. Hayır, şaka yok. Güven bana lütfen. Lütfen. Hadi. Lütfen. Ay yok. Hop, su geldi. Yiyecek seni. Hop, su. Yapma, ben şu anda buna konsantre olamıyorum. Niye avuçluk iki? Deniz acaba Ozan'ı konuşturabilmiş midir ya? Levent, ben bir arasam. Ama yeter, taktın bu meseleye. Ya rica ediyorum, bak dersin ortasındayız. Bir de bu mesele çok büyüdü. Çok büyüdü yani. Ya doğum gününden beri bu mesele. Vallahi sıkıldım artık ama. Levent, sen niye her doğum günü mevzusu açıldığında böyle tepki veriyorsun? Yok. Ha? Yok. Sen bir şey biliyorsun da benden mi saklıyorsun? Saklamak mı? Rica ederim hayatım. Ben senden ne saklayabilirim ya? Yani. Hadi dönelim bize dersiniz. Bak. Bak, kelimeleri şaşırdım. Sen asla şaşırmazsın Levent. Ne saklıyorsun Levent? Ne yapıyorsun hayatım? Kendine dikkat et. Ne biliyorsun Levent? Levent, ne biliyorsun? Çabuk anlat. Bebeğim, buraya gel. Bak, bu tavırlar beni geriyor. Garip tansiyonlu tavırlar. Levent, ben şimdi seni bir gereceğim. Buraya gel Levent. Gerilemem ben öyle. Levent, buraya gel dedim sana. Levent, sen benden ne saklıyorsun? Ne saklayacağım? Levent, buraya gel. Küçücük havuz, kaçamıyorsun ki. Tamam, anlatıyorum. Yaklaş. Doğum günü gecesi mekana Özgür de geldi. Evet. Sonra Serdar'la Ezgi'yi gördü. Derken Serdar'la aralarında münferit bir olay yaşandı. Münferit bir hadise derken? Ya işte Serdar'la Özgür biraz böyle tartışmaya başladılar. Ardından bir itiş kakış oldu ve derken Özgür Serdar'a bir yumruk attı. Ne? Evet, ama merak etme. Ben olay büyümeden araya girip durumu kontrol altına aldım. Ay, inanmıyorum. Şaka mı yapıyorsun Levent? Hayır. Ya sen benden böyle bir şeyi nasıl saklarsın Levent? Üzülmeni istemedim bebeğim. Sen çık havuzdan Levent. Hemen bu işi düzeltmemiz lazım. Çık. Evet ama ders. Dersin ortasındaydık. Levent, ne dersi? Çık havuzdan. İnanmıyorum sana Levent ya. Alo canım. Ben de seni arayacaktım Cansu ya, neler olmuş? Ya evet, ben de şimdi duydum Deniz ya. Biz Lagabi'ye gidiyoruz, siz de oraya gelin, tamam mı? Tamam. Tamam, orada görüşürüz. Abi hak veriyorum yani. Vermiyor değilim tabii, kızdı falan da. Benim de elimden gelen bu yani.
O zaten bitirmiş, kararını vermiş, kafasında bitirmiş. Anlatabiliyor muyum derdimi ben? Ha? Yok canım, öyle deme. Yani senin için hisleri böyle yoğun olmasaydı bu kadar kızmazdı biliyorsun. Tamamım, tabii ki hala kızgın da bir izin vermiyor ki sakinleştireyim. Hiç konuşturmadı bile git doğru düzgün yani. Yani anladın mı? Demek ki ben beceremiyorum bu işi. Peki doğum günü planından bahsedebildin mi ona? Ah hiç oralara gelemedik bile, varamadık zaten, anladın mı? Ya bahsetsem ne olacak ayrıca ya? Yok canım öyle deme. Yani bence onun için bu kadar uğraştığını bilseydi Ezgi yumuşayabilirdi. Yok abi, bırak onu da bilmesin ya. Ben kalktım yani ciddi ciddi doğum günü falan hazırladım ya, benim gibi adam ya. Bırak onu da bilmesin, bizim de bir gururumuz var. Neyse, bitti gitti, tamam, daha fazla konuşmayayım artık. Hadi git mutfağına, özlemişsindir bir şeyleri. Doğramayı falan. İyi, hadi kaçtım ben. Hadi. İyisin değil mi? Eminsin. İyiyim. Ne yapıp ne edip onları bir şekilde bir araya getirmemiz gerekiyor. Evet, çok mantıklı. Evet, haklısın. İyi düşündün. Yalnız Ozan'cığım, halıya dikkat etsek. Pamuklanıyor da. Hayır, ayağını sürterek yürüyorsun ya. Bir de tam ayağın ucunu böyle sürtüyorsun. Sürtünce pamuklanıyor. Ya evet ama nasıl bir araya getireceğiz ki biz bunları? Aman! Kahve düşüyor sandım da. Şey, ben bu koltuk takımını Avrupa'dan özel olarak getirttim. Tasarım bir takım. Yani kahve dökülmesin, değil mi? Yani. Evet de. Peki biz onları şüphelendirmeden nasıl yapacağız bunu? Buldum. Ne buldun? Öyle konur mu ya pat diye? Antikada o sehpa. Hani göçmesin, değil mi? Evet. Şöyle düşündüm. Özgür, Ezgi için bir doğum günü sürprizi planlamıştı ya. Özgür'ün doğum günü sürprizini tekrarlayacağız. Nasıl yani? Anladım. Yarım kalan işi tamamlayalım diyorsun. Aynen öyle diyorum. Ve böylece Ezgi de Özgür'ün onun için nasıl bir sürpriz hazırladığını görmüş olacak. Evet. Ve mutlusun. Ya da mutlu bir başlangıç. Evet, harika bir fikir arkadaşlar. Bence de süper bir fikir. Bu arada siz bayağı güzel bir ikili oldunuz ha. Aa! Pardon Levent'im. Bilerek yaptım. Sorun değil hayatım. Ev senin de evin sayılır. Halı da seni tanıyor zaten. Evet. Anlatayım o zaman. Hı hı. Döküldü galiba. Birazdan peçete getirir silerim. Peki. Levent, ben biraz gerginim ya. Umarım her şey iyi geçer de Zeynep beni çok sever. Laflara bak ya. Hiç merak etme, çok iyi geçecek. Bak sana ne kadar sevgiyle bakıyor sana. Ya gerçekten de çok tatlı. Ya. Ya ne kadar güzel yüzüyor ya. Ben öğrettim. Ben öğrettim. Hayatım. Hı. Bak telaş etme lütfen. Ben yanındayım. Beraber halledeceğiz bu işi. Rica ediyorum. Ben içeri gideceğim bir şeyler almaya. Sen de içecek bir şey ister misin? Yok yok istemem ama. Çabuk gel olurum, ne olur beni burada yalnız bırakma. Rica ediyorum bak. Telaş etme lütfen. Telaş ne ya? Saçma. İmdat! Zeynep! Mesut! Levent!
Canım kızım. İçeceğini getirdim. Teşekkürler. Cansu. Havuza gelirsin. Vallahi ben de bilmiyorum. Böyle bir yüreğim ağzıma geldi. Böyle bir canavarıyla attım ben. Baba, Cansu ablayı boğuluyorum şakası yaptım. Görmen lazımdı. Nasıl korktu. Hemen yanıma geldi. Ben sana böyle şakalar yapma demedim mi? Böyle tehlikeli şeylerin şakası olmaz. Bir daha yapma, tamam mı? Tamam, bir daha yapmam. Tamam. Hayatım, sen şimdi korkmana rağmen can havliyle atlayıp kızımı mı kurtardın? Vay canına. Tam bir yavrusunu koruyan anne profili. Etkilendim. O zaman ben de suya atlayayım, beni de kurtar. Hayır Leyla, hayır aman. Al bakalım. Günün kahramanı. Teşekkür ederim. Oh. Umarım evlenmeme ve çocuk yapmama şartına kızmamışsındır Cansu abla. Anlamadım Zeynepciğim. Babamla sizin ilişkinizi bu şartlarla onayladım ya. Babam bahsetmedi mi? Bahsetti. Bahsetmez olur mu? Tabii bahsetti. Bence bundan sonra üçümüz daha fazla vakit geçirmeliyiz. Haftaya at binmeye gidelim mi? Olur. Gidelim Zeynepciğim. Sen istersin de gitmez miyiz? Tatlı şey seni. Hop. Bu şakaları hatırlıyor musunuz? Böyle şakalar yapılır. Hop. Hanımlar, ne konuşuyorsunuz bakalım burada fısır fısır benden gizli? Hı? Haftaya at binmeye gidelim diyoruz babacığım. At binmeye mi? Hı. Güzel, olabilir. Pony, midilli, ha? Eğleniriz. Ay çok mutluyum babacığım. O zaman ben yüzüyorum. Tamam kız, sen eğlenmene bak. Sen niye bana şartlardan bahsetmedin ha? Şartlar mı? Ne şartları? Daha fazlası. Ha? Ha. Anladım. Şu şeyi, o konuyu diyorsun sen. Hayatım, şimdi bak. O daha çocuk. Tabii ki istemeyecek. Tabii ki direnecek. Yani böyle bir fikre alışması çok zor. Yani alıştıra alıştıra, yavaş yavaş bazı fikirler söylenmeli. Niye takıyorsun böyle şeyleri? Çocukla çocuk oluyorsun. Yakışıyor mu sana? Sen unut. Bu konuyu şimdilik unutsan. Ya evet, evet aşkım ya. Doğru, ben çocuk olduğunu unutuyorum. Haklısın. Böyle şokun etkisinden çıkamadım herhalde daha ben. Ah Zeynep ya, tabii. Şakacı çocuk. Benim gibi şakacı. Evet. Öyle eğittim özellikle. Yalnız onu bana bıraktı. Şu senin ana çaylarını ne yapacağız ya? Beni fena halde heyecanlandırıyor. Ya. Tam bir ceylansın ama anne ceylan. Öpeceğim, gel. Baba. Canım kızım benim. Çok erken. Hayır, hayır. Hayır, olmaz. Olmaz. İstemiyorum. İstemiyorum. Çok, çok saçma. Hiç istemiyorum. Levent? Hayır. Levent. İstemiyorum. Çok saçma. Çok saçma hepsi. Levent. Hayır, istemiyorum. İstemiyorum. Levent! Günaydın aşkım. Oh. Canım günaydın.
Oh kabusmuş. Şükür. Ah, günaydın, günaydın bebeğim. Günaydın. Ah. Gel, gel. Ah, ah başım çatlayacak gibi. Ah. Felaket bir rüya gördüm bebeğim. Hem çok korkutucuydu hem de çok saçmaydı. Hayır olsun, anlatsana. Evet, hayır olsun. Aslında böyle musluğu açıp suyu anlatmak gerekir. Anlatabiliyor muyum? Hani niyetler temiz olsun diye ama sen de su gibi kadınsın. Canım benim. Şimdi efendim, böyle rüyamda dün geceki yerdeyiz. Aynı yer yani. Tamam. Mekan aynı. Hatta ekip de aynı. O zaman böyle gitarlar çalıyor, şarkılar söylüyor falan. Üstüne bir de Deniz'i çıkma teklif ediyor. Yani çıkma teklif etmek ne hayatım? 90'larda mıyız? Ne oluyorsun? Ne saçma? Ben de gaza gelip sana evlenme teklif ediyorum. İnanabiliyor musun? Sen de kabul ediyorsun. Bir de ben böyle hem fakir hem romantikmişim gibi çikolata kağıdından yüzük yapıp sana takıyorum. Sen de diyorsun ki bu hayatımda gördüğüm en güzel yüzük falan. Ne kadar saçma. Daha saçma olamaz yani. Allah'ım ne kadar irite edici bir kabustu ya. Baksana seni bile gerdi. Dik dik bakıyorsun. Sen niye öyle dik dik bakıyorsun şimdi bebeğim? Bu ne o? Bu ne bu? Folyodan yüzük. O zaman. Gerçekti o zaman. Allah seni bildiği gibi yapsın Levent. Bir saniye bebeğim, şu an batırdım. Bir dakika, ben sarhoşluktan şeye uyandım da. Bebeğim, bebeğim. Bebeğim, bir dakika. Bebeğim, bir saniye bekler misin? Demek benimle evlenmek bir kabus da, öyle mi Levent? Hayır, hayır. Kabus gördüğüm için öyle oldu. Daha doğrusu bir gece önce içki içtiğim için bilinçaltımda... Levent sus. Gerçekten sus. Bak, dinle beni bebeğim. Alkol bütün kötülüklerin anası. Bak beni ne hale getirdi. Ama şu an toparladım, iyiyim. Daha alkol yok. Hatta çok iyiyim. Gel, beraber gidelim. Gel. Ben kendim giderim, Bay Kabus. Bay kabus mu? Ne kadar saçma bir itham. Böyle ithamlara ne gerek var bebeğim? Cansu Hanım. Efendim canım. Tahlil sonuçları çıktı. Alabilirsiniz. Hah, tamam. Teşekkür ederim. Nasıl ya? Hamile miyim? Ne yapacağım ben şimdi? Hadi Deniz, hadi Deniz, al şu telefonu ya. Ezgi çözer. Efendim Cansucuğum. Canım neredesin? Özgür'le dışarıdayız canım. Ne yapacaksınız? Benim seninle konuşmam gereken önemli bir konu var. Bir şeyler yiyeceğiz, sonra mekana geçeceğiz. Mekanda buluşalım istersen. Tamam. La kahvede buluşuruz o zaman. Görüşürüz. Tamam canım, öptüm. Cansu'nun canı sıkkın gibiydi. İptal ederim yemeği. Direkt mekana geçelim. Ama gerek yok. Yani Cansu'da anca mekana geçer zaten. Vaktimiz var. Ezgi çözer. Ezgi bana akıl verir. Ilık süt. Teşekkür ederim. Ne demek? Daha iyisiniz değil mi Cansu Hanım? Allah, seninle konuşmak iyi geldi ya. Her zaman, ne zaman isterseniz lütfen. Biz geldik. Ne haber Gizem? Ah Cansu. Ezgi Hanım'la gel misin? İyi misin? Levent'le mi bir şey oldu? Ya yok, eve gidelim, evde konuşuruz. Olur, tamam hadi gidelim. Yalnız Deniz'e söyledim, Deniz de buraya geliyor. Tamam, yolda ararız onu, o da eve gelir. Tamam canım, dur eşyalarımı alayım. Tamam. Görüşürüz. Şimdi.
görüşmek üzere. Hoşça kal güzel. Cansu Hanım yok mu? Çıktı Levent Bey. Çıktı mı? Nereye çıktı? La Gabbia diye bir yere gitmekten bahsettiğini duydum. La Gabbia. Teşekkürler. Cansucuğum, anlatmayı düşünüyor musun yoksa burada hep birlikte dokuz doğuralım mı istiyorsun? Ay Cansu evet ne olur anlat artık. Bak içime kötü şeyler doğuyor. Ya korkuyorum. Ay anlat hadi ne olursun. Bak merak ettik. Hamileyim. Ne? Ama zaten bir güzellik gelmişti. İnanmıyorum ya. Bak pırıl pırıl parlıyor. Hamile güzelliği yiyeceğim seni. Vallahi bak parlıyorsun ya. Ay, tamam kızlar teşekkür ederim ama sakin olun olur. Güzelliğe bak. Ya, bir dakika bir dakika. Gel bir sarın olsun. Benim bir gözlerim doldu. Dur bakayım. Aa, evet vallahi dolmuş ya. Ama senin de doldu. Doldu değil mi? Ben de doldum. Neyse sonra alırız. Evet. Şimdi sevinelim. Dur bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Peki Levent biliyor mu? Henüz söylemedi. Hayda. Ne zaman söylemeyi düşünürsün tahmini? Ya kızlar, siz ne biliyorsanız ben de onu biliyorum ya. Ay böyle kafam inanılmaz dağınık yani benim. Bilmiyorum. Biraz böyle yalnız kalmaya, kendimi dinlemeye... Tabii sizin de yardımınıza ihtiyacım var. Tamam. Tamam hayatım, tamam. Tamam. Sen şimdi bir sakin ol. Sen ne düşünürsen düşün, ne karar verirsen ver. Biz senin yanındayız zaten. Her zaman. Önemli olan senin kararın. Tamam. Ama çok, çok güzelsin. Ve bebek. Maşallah. Loşum teyze. Loşum. Bir parlıyor. Bakacağız ona pamuk. Bir parlıyor. Evet. Kahveler Yemen'den, yapması benden, içmesi sizden. Mahallere mi başladın? Ve sunumlar hazırlıyorum kendimce. Biraz klişe mi acaba? Hı? Bu arada yarın sana sürprizim var. Ne sürprizi? Ya sizin böyle aynı anda senkron bir şekilde reaksiyon vermeniz beni çok korkutmaya başladı. Kızlara daha çok yakışıyor bu tavır. Tamam da şef o zaman ben önce bir lafa gireyim. Ne sürprizi? Evet Özgür ne sürprizi? Mesela bak daha güzel oldu. Abi adı üstünde. Sürpriz. Sürpriz. Söylenmez. Beyler buradasınız. Bana yardım etmeniz lazım. Sen bu işlerden anlarsın. Anlarsın değil mi? Muhtemelen anlıyorum. Dur sen bir söylersen. Cansu burada mı? Buradaydı. Ezgi ile çıktı. Biraz canı sıkkın gibiydi. Ah beyler. Dünkü evlilik teklifi meselesi yüzünden aramız bozuldu. Allah Allah. Çok mutluydunuz abi. Ne oldu ki? Ben tahmin ettim aslında senin böyle bir gaza geleceğini. Alkolün de etkisiyle. Sen frene basamadın değil mi? Bir coşturdun. Ah, sorma Özgür. Alkol bütün kötülüklerin anası. Bu arada öyle tabii. Bir de bu sinsi barmen. Ben ne alaka ya? Ne demek ne alaka? İşledin bilinçaltıma. Evlilik evlilik diye. Ne zaman buraya gelsem geliyor kulağıma üflüyor. Evlilik evlilik evlilik. Kimsin sen? Sonunda gaza gelip evlilik teklif ettin barmen. Mutlu musun şimdi? Kabul etti mi? Ya tabii ki kabul edecek. Bana hayır mı diyecekti? Bu konuyu konuştuk. Karizma meselesi biliyorsun. Benimki de laf. Evet seninki de laf. Sen zaten ne laf ettiğini bilmeyen seviyesiz bir barmensin. Her neyse canım şimdi olumsuz olmamak lazım. Şöyle ki sonuçta siz artık bir yola girdiniz. Evleniyorsunuz. Ve çocuk da geliyor. Ne? Ne diyorsun sen be? Pablocuğum ne geveliyorsun sen? Ne diyorsun emmi çocuk falan anlamadık. Sizin haberiniz yok muydu? Neden haberimiz yok mu? Aman söyleyeyim ya. Doktor Levent. Doktor Levent. Müjde. Baba oluyorsunuz. Cansu Hanım hamile. Hamile mi? Hamile. Cansu hamile mi? Hamile. İnsan. Bir gittim geldim. Hoş geldiniz. Ne alırsınız? Soğuk bir su ver. Tabii. Bana bak barmen. Eğer şaka yapıyorsan yapma. Çünkü gerginim. Seni boğarım. Şimdi söyle bakayım. Şaka mı yapıyorsun sen bana? Hayır şaka yapmıyorum. Cansu Hanım kendisi söyledi.
Cansu, kendisi gelip sana mı söyledi? Ha. Abi ben tebrik ederim seni. Çok güzel haber. Çok sevindim senin adına. Ben de öyle abi ya vallahi. Allah'ın adına bayılıyorsun. İyi misin abi? Hayır, iyi değilim Özgür. Az önce baba olacağımı barmenden öğrendim. Evet ama yani Cansu belli ki sana sürpriz yapacakmış. Bizim bu şapşal ağzından kaçırdı yani. Beyler, benim eve gitmem gerek. Bir garip hissediyorum. Galiba panik atak geçiriyorum. Panik atak değil o, panik atak. Ne? Panik atak ama. Biliyorum panik atak olduğunu. Sen mi öğreteceksin bana? Ağzımdan heyecanla patik diye çıktı. O zaman öyle söyle. Beyler, ben eve gideyim. İkinizden bir rica etsem beni eve bırakabilir mi? Zaten tek gitme, tek olmaz da biz değil Pablo bıraksın abi seni. Hadi Pablo. Yo bir dakika, barmen bırakmasın, sen bırak. Abi ben bırakmayayım. Ben burada kalayım. Ben şimdi onun yapabildiklerini yapıyorum bara girip falan. O benim yapabildiklerimi yapamıyor. Doğru, haklısın. İkinizin seviyesi bir mi canım? Bu seviyesiz. İyi bari, barmen bıraksın. Hem de konuşacaklarımızı konuşuruz. Daha hala burada cır cır cır. Hadi gidelim. Konuşma, seni boğarım. Yolda konuşacağız bunları. Hadi doktor, gidelim. Hadi gidelim bari. Bak dünyaya bir çocuk geliyor. Böyle olumsuz olmaz artık. Ya ben niye olumsuz olayım? Olumlu bir insanım ama senin için. Oy. Yalnız kalmak istedin, eminsin değil mi bak? Eminim güzel, eminim. Merak etmeyin. Ama aklım sende kalacak. Bak bir şey olursa, canın sıkılırsa hemen yan dairedeyim. Seslensen gelirim. Ya tamam, sen hiç merak etme. Gel. Kalmasın. Tamam. Yani ben birazcık daha uzağım ama hiç önemli değil. Hemen gelirim. Sen de gel buraya. Keyfine bak, hadi gidelim. Aklımız sende. Tamam. Hemen seslen. Tamam. Hadi, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Seviyorum. Ben de sizi seviyorum. Hadi. Deniz, inanamıyorum biz teyze oluyoruz. Evet ya. Yalnız bir şey diyeyim mi kızım? Senin şu uzun saçlarına bayılıyorum ya. Aslında ben de uzatmak istiyorum biliyor musun? Ama ya kırılıyor ya da dökülüyor benimkiler. Benim de öyleydi. Ama sonra yeni bir şey keşfettim. Bir ara unuttum mu sana da anlatayım. Tamam olur. Özgür'e geçiyorum ben. Öpüyorum seni. Tamam canım. Görüşürüz. Görüşürüz. Köpek havladı, duydun mu? Evet, hav hav dedi. Ya ne diyecek? Köpek o. Doğru. Televizyon falan mı açsak doktor acaba? Ses olur. Sen varsın ya barmen. Ben televizyon muyum? Hayır değilsin, insansın sen. Benim de insana ihtiyacım var. Dinle beni barmen. Ben ne kadar bahtsız bir adammışım. Lanet olsun. Mahvoldum ben barmen. Mahvoldum. Sence ne günah işledim de bunlar geldi başıma ha? Yani birçok günah işlemiş olabilirsiniz gençliğinizde falan. Çünkü onu yapacak potansiyel tip var sizde. Var değil mi öyle bir tip? Evet. Ah ya. Mahvoldum ben barmen. Mahvoldum. Niye biraz sakin? Mahvoldunuz falan yok. Yani sonuçta bir çocuğunuz olacak. Çocukları sevmiyor musunuz yoksa? Hayır çok seviyorum. Hatta benim bir kızım var, küçük. Ne oldu? Ne diyeceğim? Zeynep'e ne diyeceğim şimdi? Şey dersiniz, sana kardeş geliyor diyebilirsiniz mesela. İşte, bu çok kötü. Çok kötü barmen. Çünkü iki şartı vardı. Tamam, iki şart. Bir tanesi evlenilmeyecek, diğeri de kardeş yapılmayacak. Ben ikisini de yaptım. Ama siz de ikisini de yapmışsınız gerçekten. İkisini de yaptım. Yani o hoş olmamış. Neyse ben kalkayım artık. Dur, gitme. Biraz sohbet edelim. Dediğim gibi insana ihtiyacım var. Ya öyle de benim işe gitmem lazım artık. Dinle beni barmen. Çok iyi bahşiş veririm sana. Öyle mi? Ne kadar küstahsınız doktor. Arkadaşla bir parayla satın alabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Ne arkadaşlığı canım? Onu da nereden çıkardın? Aman aman. İş olarak düşündüm yani. İş sonuçta, iş olarak bak. Ne kadar bir paradan bahsediyoruz? Ne kadar var senin aklında? 2-3-4. Nasıl? 2-3-4. Kolay onu ayarlarız. Kusura bakma barmen. Kalbini kırmak istemedim. Canım neyse olabilir böyle şeyler. Ama yani şimdi ben
pijamam falan da yok yanımda. Onları nasıl yapacağız? Pijama kolay. Bende çok pijama var barmen. Hı. İpek pijama var, saten pijama var. Var oğlu var. Giymiyorum hatta. Birini veririm sen giyersin. Mesela at kılından yatak var ya. Aa. Evet. Vallahi insan böyle kendini bıraktı mı üzerine, kılların üzerine. O kadar rahat uyuyor ki. Güzel. At kılı yatağı ben ilk defa duydum ama at kılı. Aa, sorma. Sormayın. Evet. Vay be barmen. İnsanın yalnızlığını hak eden barmenler oluyormuş ya. Tabii o doğru. Başka bir şey ister misin kızım? Meyve soyayım mı sana? Hayır baba, gerek yok. Seni dinliyorum. Neymiş benimle konuşman gereken bu önemli şey? Evet, önemli şey. Önemli şey, en önemli şey, bu hayattaki en önemli şey bizim birbirimize olan sevgimiz. Değil mi? Bir de insanların böyle kocaman bir aileymiş gibi hep böyle bir arada olmak. Bu çok önemli. Aile demişken, aile olmak ne kadar güzel değil mi kızım? Bilmem. Annesi babası ayrı bir çocuk olarak bu konuda pek bir yorumda bulunamayacağım. Zeynepciğim. Şaka yapıyorum baba. Bir arada olup sürekli kavga etseydiniz ve ben buna maruz kalsaydım bu benim için daha kötü olurdu. Ah. Allah'ım bu zeka. Aynı ben. Dinliyorum baba. Zeynepciğim. Biliyorsun seni o kadar çok seviyorum ki. Sen benim ilk göz ağrımsın. İlk göz ağrın derken başka bir göz ağrından mı var? Yok. Yok. Yok öyle bir şey. O zaman ilk ve tek diyelim. Diyelim mi? Bak. Bak kızım. Benim sana bir şey söylemem gerekiyor. Evet baba. Artık satete gel. Biliyorum. Ben sana söz verdim. Ama ben ve Cansu ablan, Cansu ablanla ben, bak kızım, ben Cansu ablanla evlenmeye karar verdim. Evet, durum bu. Demek anlaşmayı bozdun. Bozdu demeyelim de ona, bir durum oluştu. Yani bak biliyorum sana söz verdim kızım. Ama... Ama tutmadın. Alo, Ramazan abi. Ben kapının önünden alır mısınız? Nereye şimdi küçük hanım? Annemin evine, yani kendi evime. Zeynepciğim, biliyorum bana kızdın. Çok haklısın. Sana söz vermiştim. Ama ben Cansu ablanı çok seviyorum kızım. Yani onsuz olmuyor. Yapamayacağım. O zaman size mutluluklar. Kızım, böyle yapma abi. Peşimden gelme baba. Neyse canım. Küçük çocuk tabii, alışır. Alışır da kardeşi gelene kadar. Kardeşi gelince ne olacak? Cansu. rica etsen biraz konuşabilir miyiz acaba? Ne var, şu an hiç müsait değilim. Çok işim var. Evet ama bu kadar yormasan kendini diyorum. Gel beraber bir şeyler içelim. Hayır canım, şu an bir şey istemiyorum. Teşekkür ederim. Hiç mi? Hiç mi? Hiç. Hiç Levent, şu an muhasebeye gitmem lazım. Dinle beni. Akşam seninle çok özel bir konu hakkında biraz konuşmak istiyorum. Bana zaman ayırabilir misin acaba? Bla bla bla, konuş. Bla bla mı? Hı hı. Bla bla. Bak lütfen diyorum. Lütfen. Levent'ciğim, sabahında pişman olacağın şeyi falan söylersin. O yüzden bence konuşmaya hiç gerek yok. Hı? Ne kadar da ilgili bir şirketin var değil mi? Yani bana hemen yedek telefon buldular. Ya adam hasta etmesinler seni bu kadar böyle her seferinde uzağa göndereceklerse. Bilemiyorum yani. Bence sana asla yaranamayacaklar. Aa, Levent arıyor. Efendim Levent? Ah, Ezgi'ciğim merhaba, nasılsın? İyi, ne olsun. Senden bir yardım isteyecektim de. Olur tabii, söyle. Akşam Cansu için Lagabia'da bir organizasyon düzenlemek istiyorum. Böyle biraz romantik bir akşam olsun istiyorum. Acaba sen ilgilenebilir misin diye soracaktım. Ya tabii ilgilenirim de sorabilir miyim neden diye? Niçin? Şunun için.
Cansu'ya evlilik teklif edeceğim de onun için. Ne? Levent, çok güzel bir haber. Çok sevindim. Sen hiç merak etme. Organizasyon işi bende. Cansu'yu da kandırır getiririm mekana. Haber vereceğim sana. Görüşürüz. İnanmayacaksın. Levent Cansu'ya bu akşam Legabia'da evlenme teklif edecek. Hadi be, süper. Evet, Ozan'la Deniz de davetli tabii biz de. Ben Ozan'ı tanıyorsam gaza gelip Deniz'e evlenme teklif edebilir ha. Ne güzel işte, etsin. Çifte düğün yaparız. Yani sürat öldürür diye biliyorum. Fazla hızlı olmaz mı? Olmaz. Önemli olan ne kadar uzun zamandır ya da kısa zamandır beraber olduğun değil. Önemli olan karşındaki insanın neler hissettiği. Hı. Yani hislerinden eminsen bence beklemek manasız. Ağzımın payını aldım ben. Ben yeniyim zaten bu işlerde biliyorsun. Hiç merak etme acemi sevgilim. Ben sana her şeyi öğreteceğim. Evet. Şu ne kadar acaba? O çok özel bir ürün. 42 bin dolar. 42 bin dolar mı? Neden? 2+1 mi? Deniz mi görüyor? Anlayamadım. Önemli değil. O zaman şu ne kadar? Küçük küçük olan var orada. O 36 bin dolar. 36 bin mi? Deseniz ummadık taş baş yarıyor. Yani böyle espriler yapıyorum çünkü sinirlerim bozuldu bir an. 42 bin diyorsun, 36 bin diyorsun. Fiyat koymuşsunuz da. Neyse canım, yani kum tanesi kadar şey alamayacağımıza göre büyük. En büyüğünü verin, öyle değil mi? Aşağısı bize yakışmaz. Hazırlayayım hemen. Bir dakika. Emin misin? Nasıl? Emin miyim? Tabii, hazırlayın. Şey, akındı değil mi? Sinirlerimi oynadı. Anlatabiliyor muyum? Çünkü fiyat koymuşsun. Anca, yani beyni şaka olduğuna inandırmak gerek, biliyor musun? Anca şaka olunca çünkü o parayı çıkartıyor beyin. Evet. Taksit mi, tek çekim yapalım? Taksit mi? Taksit diyor ya. Ya sen beni çok güldürüyorsun Akın. Çok güldürüyorsun. Tabii ki taksit. 9 taksit hem de. Seni şunu Akın. Akın ha? Pek kuyumcuların ismi Akın olmuyor ama sana bu ismi koymuştu. Akın. Ozan gerçekten yani yemeklerini övmek için kelime bulamıyorum. İnanılmaz. Ben sana daha neler yaparım? Bunlar ne ki? Bunlar sadece fragman. Fragman mı? Yalnız bak bunlar daha fragmansa filmin içinde bir yerde kesin şişman bir kadın var. Ben sana söyleyeyim. Ya da işsiz bir kadın var. Nasıl? O zaman galiba işi bırakacağım. Bayağı büyük bir karar. Seni tanıdığım kadarıyla öyle çok çabuk karar vermezsin ama. Evet. Kolay karar vermem. Ama ben bunun üzerine düşündüm. Ben yıllardır hep kendi hedeflerim için savaştım. Kimse bana yardım etmedi. Kimseden destek beklemedim. Ne yaptıysam hep kendim yaptım. Benim başarım. Ya şimdi yıllardır yanında çalıştığım adam sanki beni hiç tanımıyormuş gibi gelmiş kendi doğruları üzerinden beni seçim yapmaya zorluyor. Ya davranışlarımdan sadece ben sorumluyum. Ya kimsenin bana ne yapacağımı söylemesine ihtiyacım yok. Anlatabiliyor muyum? Anlıyorum. Söylediklerin çok hoşuma gidiyor. Deniz, sen çok güçlü bir kadınsın. Ve tek başınayken çok daha başarılı olacağını eminim. Sen de böyle mi düşünüyorsun? Evet, ben de böyle düşünüyorum. Ve hep yanındayım, unutma. Şişmanlasam bile.
Ercüment Bey, müsait misiniz? Tabii, buyur. Nedir bu? İstifam. Bugüne kadar birlikte çalıştık. Size teşekkür ederim her şey için. Ama ben bundan sonra yalnız devam etmek istiyorum. Kendi hukuk firmanı mı kuracaksın? Evet. Bugüne kadar bunu kaç çalışanım söyledi. Asla tahmin edemezsin Deniz. Ama hepsi de başarısız oldu. Ve dönüp benden iş dilendiler. Öyle mi? Deniz, Deniz, Deniz. Bu işler senin sandığın kadar kolay değil. Öyle olmuyor işte. Bunu bilemem. Ben de yaşayıp göreceğim. Ama zor severim. Siz beni merak etmeyin. Bak Deniz. Mesela Ozan'sa onun hukuki temsilciliğine devam edebilirsin. He? Mesele sizsiniz Ercüment Bey. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Böyle senin için daha iyi olacak. İnan bana. Az önce seni izlerken ne kadar doğru bir karar verdim daha iyi anladım. Yani ben de senin gibi olmak istiyorum. İşimde mutlu olmak istiyorum. Huzurlu olmak istiyorum. En önemlisi özgür olmak istiyorum. Sen de olacaksın. Şey yok, rutin. Restoran sal. Kutlama mı var? Hep oluyor. Hep oluyor yani. Müzik! Müzik mi? Hayır. Levent. Bebeğim. Burada bütün sevdiğimiz arkadaşlarımızın huzurunda sana bir kere daha ve ayık olarak ve gerçek bir yüzükle tekrar soruyorum.
evlenir misin? Evet. İşte bak. Sen, ben ve bebeğimiz üçümüz çok mutlu olacağız. Levent ne kadar ayıp. Hemen çocuk mu istiyorsun? Hayır hayatım hamilesin ya sen hamilesin. Yok hamile değilim. Hamile değil misin? Barmen dedi hamile dedi. Hayır, sen onu karıştırıyorsun. Ben zarfları karıştırmışım hastanede, yanlış bilgi. Hamile değilim. Değil misin? Değilim. Hiç mi değilsin? Hiç değilim. Evet ama ben şimdi sana evlilik teklif etmiş oldum. Ettim yani. Levent! Ay, bir gittim geldim. Hoş geldin doktor. Hoş bulduk barmen. Ne? Hamile değil misin bebeğim sen? Değilim Levent. Bir mahsuru mu vardı acaba? Yok yok. Nerede kalmıştık? Ne cevap vermiştin? Ha bir düşüneyim. Evet demiştim. Evet mi demiştin? Evet demiştim. Evet demiştim.